Merhaba arkadaşlar, Wolf Karavan'dan Necati ben. Bugün sizlere karavanımız hakkında genel bilgi vereceğiz. İşte dış özellikler, iç özellikler, ismi. İsmi nedir karavanımızın? Wolf 365 Crossover. Neden 365, neden Crossover? Buna kısaca bir değinelim. Karavanlarda genellikle kabinin içten içe ölçüsü ya da kabinin dıştan dış ölçüsü verilir. Biz kabinimizin en arkadan en ucuna olan ölçüsünü verdik, 365. Aynı zamanda 365 gün kullanılabilir manasında 365'i tercih ettik. Crossover ne demek? Crossover yarı on-road yarı off-road demek Türkçe karşılığı aşağı yukarı. Bizim karavanımızda hem on-road hem off-road kullanılabilir. %50 on-road, %50 off-road kullanılabilir kapasitede bir karavan. Şimdi karavanımızın ön tarafından başlayalım. Karavanımızın ön kısmında Alco marka stabilizerimiz var. Aynı zamanda şurası karavanımızın fren mekanizması. Yani frenli bir karavan bu. Siz arabada fren yaptığınız zaman bu körük sıkışıyor ve karavan da aynı oranda fren yapıyor. Freni bıraktığınız zaman bu fren açılıyor. Gene Alco'nun el frenini kullandık. Alco pilot tekeri karavanın yüksekliğini, şeyini ayarlayabileceğimiz. Aynı zamanda burada farklı bir özelliğimiz var. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Bu karavanımızın normalde pini. Yani arabaya bağladığımız pin. Biz bunu kendimizde içeride bir elektrik sistemi yaptık. Buraya taktığımız zaman karavanımızın sanki arabaya bağlıymış gibi elektrik sistemi devreye giriyor. Bunu niye yaptık? Biz karavanı geçici olarak kamp alanında bıraktık. Doğadayız. Elektrik sistemini kendine bağlıyoruz. Karavanımızın ışıkları açık. Buralarda olduğumuzu gösteriyoruz. Ön tarafta tüplüğümüz var. Bu tercihe göre değişebiliyor. Yani opsiyonel ürünlere göre tercih edilebiliyor. Yani buraya bir bagaj olarak da kullanabilirsiniz. Ama genelde orası tüplük diye adlandırılıyor. Yani karavanın dışında olan alan burası. İşte tüp, gazlı su ısıtıcı veya işte pis eşyalarımızı koyabileceğimiz iç kabinden tamamen bağımsız alanımız burası. Karavanın sağında solunda kömürlük, odunluk diye adlandırdığımız yerlerimiz var. Burada işte arabada kömür taşımak istemememizden veya odun taşımak istemememizden, arabamı pisletmek istemememizden buraya koyabiliriz. Logomuzun olduğu bölüm. Burada bizim 20 litre Gerk bidonlarımız var. Askeri bidonlar var. Tamamen E-onaylı. Sağ tarafta ve sol tarafta. Isıtıcı olarak dizel ısıtıcı tercih ettiğimizde bunların bir tanesi asıl depo, diğer tarafta yedek depo olarak kullanıyoruz. Eğer dizel ısıtıcı tercih etmediysek bunları yedek su deposu olarak kullanabiliyoruz. Yani 20-20, 40 litre artı yedek su depomuz olmuş oluyor. Karavanımız çift açılır kapısı var. Üst tarafı ayrı açılıyor. Burayı pencere olarak aynı zamanda kullanabiliyoruz ve içeri işte hayvan girmesini ve içeriden ne bileyim çocuk çıkmasını engellemek için bu şekilde kullanabiliriz. Aynı zamanda bunu böyle açtığımız zaman da şöyle basamağımız oluşuyor. Kapı girişimiz burası. Dış ışığımız yeterince iyidir kalitesi, yani ortam bahçe aydınlatmasıyla ilgili. Camlarımız Berhimi itel camlar. Tamamen çift kat, kırılmaz, ses geçirmez, ısı geçirmez, yani izolasyonu çok iyidir. Onun içeride tekrar detaylı anlatacağız. Lastik olarak tercih ettiğimiz ürünler bizim, yani karavanımız gibi crossover dediğimiz, yani on-road ve off-road. %50 çamur, %50 on-road lastikler, Marshall Adventure lastikler. Bunların ebatları opsiyon olarak değişebiliyor. Bu karavanımızda en küçük ebat tercih edilmiş. Buralarda iki tane krom şeylerimiz var, desteklerimiz var. Bunlara ek mutfak aparatımızı takıyoruz. Yani burada hem bir kesim tahta yeri hem de bir evimiz oluşuyor. Bu onlar için mutfak yardımcı sehpası. Bu karavanımızda elektrik girişi şuradan, Defa marka elektrik girişi kullanıyoruz standart ürün olarak. Elektrik bağlantısını buradan yapıyoruz. Yan kapaklarımız var sağda solda. Bu yan kapağımız bizim işte su girişi, tercih edilirse barbekü çıkışı, ayrıyetten su çıkışıyla ilgili bölüm. Burası şimdi opsiyon olarak tercih edilebileceği için buralar boş, ama istenirse barbekü çıkışı, su çıkışı eklenebilir diye o şekilde önlem alınarak yapıldı. Buralarda yardımcı sehpalarımız var. Karavanın 3 alanında var. Diğer tarafta 2, bu tarafta 1. Burada dediğimiz gibi ek mutfak aparatını takıyoruz. Buradan su çıkışı alıyoruz. Buraya da tekli ocağımızı koyabiliriz. Yani burada biz bir bahçe mutfağı oluşturuyoruz. Çünkü bizim tentemiz burada.
Opsiyonel bir ürün bu. Mekik motor 270 derece yan tente. Bu tenteyi böyle açtığımız zaman tamamen bagaj kapağı dahil burada bir gölge alan yapıyor. Biz de bahçe mutfağımızı burada konuşlandırabiliyoruz. Genelde çünkü oturduğumuz yer burası. O yüzden ışığımız, işte su çıkışımız, sehpamız, her şeyimiz bu tarafta. Yani genel bahçe kullanım alanı burası olarak tercih ediliyor. LED'lerden, stoplardan bahsetmek istiyorum. Karavanımızın bütün LED stop konuşlandırması tamamen AT, yani Avrupa topluluğu kurallarına uygun. İşte yan işaret ışıklarımızın konumlandırılması, arka boynuz ışıklar, hepsi. Aynı şekilde arka LED'lerimiz VAS marka, İtal, Polonya ürünü. 5 fonksiyon, geri vites ışığından sis ışığına kadar her şeyi fonksiyon olarak mevcut. Burada yine yan sehpalarımızdan 2 adet görüyoruz. 2 adet camımız var. Bu camlarımız hem güvenlik camı, yani arka tarafı görmek için içeriden, hem de mutfağı içeriden kullandırdığımız zaman sağ sol havalandırma camı. Arka bagajı açtığımız zaman bize mutfak karşılıyor. Dediğimiz gibi burada 2 adet gene yardımcı sehpalarımızın yerleri var. Bunları mutfak kullanımımıza göre değiştirebiliyoruz. Yani bu tarafa da takabiliriz, bu tarafa takabiliriz. Yani bu mutfağı uzatıyor, büyütüyor. Aynı şekilde yardımcı sehpamız burada da mevcut. Diğer tarafta olduğu gibi. Kullanım oldukça basit. Burada bizim bir gözümüz var gene aynı diğer tarafta olduğu gibi. Burası içerideki bazanın altına ulaşıyor. Buraya eşyalarımızı dışarıdan almak istediğimiz eşyaları konuşlandırıyoruz. Yani dışarıdan ulaşmak istediğimiz eşyaları konuşlandırıyoruz. Aynı zamanda içerideki eşya gözüne de ulaşmış oluyoruz. Diğer yardımcı depomuz var. Aynı şekilde burada duşumuzun havalandırması var. Yani içeride bir duş kabinimiz, tuvalet kabinimiz var. Bunun havalandırması buradan yapılıyor. Kullanacağımız zaman açıp havalandırma yaptırıp normal zamanda da bunu böyle kapatabiliyoruz. Tavan kısmımızda portluk dediğimiz bölümümüz var. Bu portluğu tercihen stepne yeri olarak kullanılabilir. Veya işte valiz sabitleme veya başka işte kayak malzemeleri falan gibi sabitleme yeri olarak kullanılabiliyor. Şu sağda solda altıgen dediğimiz yerlerimiz var. Bu 270 derece tentenin stopunu yapıp bağlama yeri. Aynı zamanda dediğimiz gibi bagaja yukarı, yani tavana bir şey bağladığımız zaman onları sabitleme yerleri olarak tasarladık. Yani yukarıya uzun bir kayak malzemesi koydunuz veya işte bir snowboard koydunuz, onları orada sabitlemek için kanallar yaptık. Dışla ilgili aşağı yukarı bu karavanın altyapı sistemiyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra içeri geçelim. Karavanın altyapısında Alco bağımsız dingili kullandık. Yani Alco dingili kullandık. 1500 kilogramlık bir dingili bu. Karavanımızın ağırlığı standart donanımda. Yani bizde premium donanım var. Standart donanım yok aslında. Premium donanımda oldukça dolu bir donanım. Hatta bu karavanımız premium donanım. Premium donanımda ağırlığımız bizim 1100-1150 kilogram. Bir iki opsiyona göre değişebiliyor. Ama biz 1500 kilogramlık bir dingil kullandık. Bunun sebebi şu: müşteriye yükleyebilecek eşya kapasitesi olarak bayağı bir alan bıraktık. Yani normalde karavanda su boş seyahat etmek gerekir. Yani yolda sallanmada çalkalama yapmasın diye, ne kadar içinde dalga kıran da olsun su deposu boş seyahat etmek gerekir. Ama dolu seyahat edebiliyorlar. Fazla eşya yükleyebiliyorlar. Hem yolda bir polis denetiminde, kantar denetiminde problem yaşamaması için, hem de rahat rahat yük yükleyebilsin diye 1500 kilogramlık dingil kullandık. Bu da aynı zamanda yol sürüş keyfini, süspansiyonunu da verimli hale getirdi. Zaten dingil kullandığımızdan dolayı crossover bir karavan bu. Yani bağımsız süspansiyon yok bu karavanımızda. Dingil kullanıyoruz. Dingilimizde yol sürüş keyfi dediğimiz gibi çok daha yüksek. Uzun yollarda, sollamalarda, yüksek süratlerde fazla, yani karavanda normal hız sınırı zaten 90 km. 90 km'de geçmemek lazım. Ama insan geçebiliyor bazen. Sollamalarda, şeylerde hızlanmamız gerekebiliyor. Allah korusun önümüze bir köpek çıkabiliyor. Ani manevralar yapmamız gerekebiliyor. Bu dingilin artısını o tarz olumsuz durumlarda çok fazlasıyla yaşıyoruz, yani artısını görüyoruz. Biz o yüzden o crossover diye o alana konuşlanmak istedik. Alco Genel Merkezi'de yaptığımız görüşmelerde, test sonuçlarında, karayollarıyla yaptığımız görüşmelerde, aynı zamanda orman işletmedeki bu dingili kullanan araçlarda yaptığımız görüşmelerde, kendi testlerimize de bu kanıya vardık ve karavanımıza radikal bir değişiklik yapıp bağımsız süspansiyondan dingile geçtik. Yani altyapıyla ilgili çok önemli bir gelişme, güvenlik. Yani önce güvenliği aldık.
İkinci altyapıyla ilgili söyleyeceğimiz şey şase. Şasemiz kendi üretimimiz. Bayağı bir testler yapıldı şaseyle ilgili. Ağır bir şekilde güçlendirmeler yapıldı. Yani şasenin dingille bağlantı yerine 6'şar milim ek aparatlar koyuldu. Aynı zamanda büküm yerine ek aparatlar koyuldu. Altı üstü fazlasıyla çok güvenliği ön veren bir şase yaptık. Yani bu bizim için birazcık kilo kısmında sıkıntı oldu ama o konuda fedakarlık yaptık. Yani en tedirgin insanların olabileceği şey, en önem verdikleri şey bir dingil, yani Alco marka onaylı bir dingil, bir de şaseydi. Bu konulara fazlasıyla eğildik. Tamamen güvenilir hem dingili hem de şasesi mevcut. Altyapıyla ilgili söyleyebileceğim bu. Zaten fren tertibatımız, her şeyimiz Alco marka. Karavanın dışıyla ilgili söyleyeceğimiz aşağı yukarı bu. Tasarım tamamen yerli bir tasarım. Üretimin yerli olduğu gibi. Patentli, onaylı bir tasarım. Hiçbir firmanın bir kopyası değil. Tamamen kendimize özgü, kendi mühendislerimizle beraber tasarladığımız bir karavan. Ebatlarıyla ilgili çok sorular geliyor karavanın ebatıyla ilgili. Karavanın ebatı şöyle arkadaşlar. Yükseklik diğer alışılagelmiş karavanlardan birazcık alçak, kapalı halde. Bunun ön pop-up'ı var. Yani tavanı komple açılacak, biraz sonra göstereceğiz. Bu pop-up açılmamış hali 177 cm. Bunun sebebi şu. Arabayla biz önüne bunu çekerken bu karavan rüzgar yiyor buradan. Rüzgarı en az seviyede yemesi. Aynı zamanda karavanımızın yandan baktığımız zaman açısını göreceksiniz. Altı ile üst açısı bir aynı değil. Bu hem tasarım açısından yapılmış şey hem de rüzgarı kırması açısından. İnanın arabanızla karavanı çekerken arkada karavan olduğunu fark etmiyorsunuz bile. İçeride oturabiliyorsunuz, üst tavan kapalıyken yatabiliyorsunuz. Ama ayakta duracaksınız veya normal kullanım alanlarında üst tarafı kaldırıyorsunuz. Çok rahat bir, ferah bir kullanım alanı oluyor. İçeride ilk önce pop-up'ı açıyoruz içeri girdiğimiz zaman. Üst pop-up dediğimiz bölüm bu şekilde. Yani ön tarafında, sağında solunda pencerelerimiz var. Sineklikli pencereler. Pencereleri kapattığımız zaman içeri herhangi bir rüzgar girmiyor. Tamamen mumlu kumaşlardan yapılmış, su geçirmez kumaşlardan, özel üretilmiş nano kumaş dediğimiz kumaşlardan. Ön tarafın pop-up'ını oldukça büyük yaptık, cam kısmını. Bunun sebebi de yattığımız zaman tamamen gökyüzündeki yıldızları izleyebilmek için, gökyüzünü görebilmek için. Sağ sol pencereler, ön pencereler, arka taraftaki havalandırma pencerelerimiz, ön kapıyı pencere olarak kullanmamız yazın sıcak havalarda çok güzel bir hava sirkülasyonunu sağlıyor. Yani çok sıcak havalarda bile herhangi bir ısı problemi yaşamazsınız. Güzel hava sirkülasyonu oluyor içeride. Onu düşünerek yapılmış pencereler. Pop-up'ımız bu şekilde. İçerideki ferahlığı görebiliriz beraber isterseniz. İç özelliklerine ilgili öncelikle şu bilgiyi vermem lazım. Karavanımızda sabit duş kabini ve portatif duş kabini var. Yani iki tercihimiz var. Müşterilerimiz sabit duş kabini de tercih edebilirler. Portatif duş kabini de tercih edebilirler. Bu karavanımız sabit duş kabinli bir karavan. Şu kısımdan başlayalım. Sabit duş kabinli karavanlarda burada böyle bir alanımız var. Bu ön taraf. Buraya cam tercih edebiliriz. 45'e 61 bir cam tercih edebiliriz. Bu karavanımızda cam tercih edilmemiş ön tarafta. Burada böyle cepli eşya gözleri tercih edilmiş. Bunlar kullanım olarak işte peçeteydi, başka bir şeydi, her şeyi koyabilirsiniz oraya. Kullanım olarak gayet kullanışlı, basit kullanışlı, öyle söyleyeyim. Bu kısım çocuk yatağı dediğimiz kısım. Burası küçük bir alan yani bir çocuğun yatması için ama bunun aparatı var. Bu aparattan bu alan buraya kadar, yani şu mevcut koltuklarımıza kadar, şuraya kadar geliyor. Burası büyük bir, çocukların, iki çocuğun bile hatta rahat yatabileceği bir alan olmuş oluyor burada. Alt tarafa baktığımız zaman burada bayağı bir büyük eşya gözümüz var. Fermuarlı eşya gözleri. Dibe kadar bayağı bir geniş. Buraya yorgan, battaniye, büyük eşyalar, valizler, her şey koyulabilir. Bu alt tarafta karavanımızın normalde bu kısımda yönetim panosu oluyor. Tercihe göre. İşte elektrikleri, elektriği açma kapatma, hidroforu açma kapatma, göstergeler bu kısımda oluyor. Burası da ısıtıcı tercihine göre değişebiliyor. Dizel ortam ısıtıcı mı, gazlı ortam ısıtıcı mı, hepsine uygun olarak bir alan belirleniyor burada. Buraya tercih ediliyor. Şu anda bu karavanımız tamamlanmadığı için, tercihi belli olmadığı için bu alanları boş. Müşterinin talebine göre buralar dizayn ediliyor. Devam ettiğimiz zaman ilk önce duş kabininden başlayalım. Kilitli, normal bildiğimiz kapılı bir duş alanımız var. Sabit duş kabinimizin içinde
kırılmaz plexiden bir aynamız var. Aynı zamanda bu kapıyı açtığımız zaman iç ortamda ayna olarak bunu kullanabiliyoruz. Giyim aynası. Aynı zamanda duşun içinde kullanabiliyoruz. Duştaki lavabomuz, lavabodaki hortum uzuyor, yani duş bataryası uzuyor. Bu sağ taraftaki kısmı tuvalet kısmı olarak kullanıyoruz. Portatif tuvaleti koyabiliriz. Bu kısmı duş olarak kullanabiliyoruz. Bunun altında komple tahtası var. Yani ağaç, Iveco ağaçtan tahtası var. Duş kabinimizin arkasında, oturma grubunun üstünde televizyonumuz var. Bu teleskobik ayaklı televizyon. Sağa sola, öne arka, yani çocuk tarafına da çevirebiliyoruz. Normal oturduğumuz yere de çevirebiliyoruz. Televizyonlarımız hep HDMI girişli, USB girişlidir. Oturma gruplarımızın üstünde şöyle eşya gözlerimiz vardır, altılı. İçi oldukça geniş, farklı kullanımlara uygundur. Onun dışında oturma grubumuza girelim. Minderlerden en çok sorulan sorulardan biri, nasıl yatak oluyor? Biz bunun kullanımını çok basit yaptık. Yani en kolay şekilde üşenmeden nasıl yatağa dönüştürülebilir? Minderlerimiz birbirine dikişli arkalarından. Ortaya bir mutfak kısmının altında bir çekmecemiz var. Oradan bir ağaç çıkıyor. Yani şu alan dolduruluyor. Yani şu ortalığın tahtı dolduruyor. Sonra bunları böyle bir araya çektiğimiz zaman otomatik olarak bir yatak alanımız oluşmuş oluyor. Köşelerden sıkıştırdığımız zaman büyük bir yatak alanı elde etmiş oluyoruz. Hemen toplaması da aynı şekilde kolay. Yani koltuklarımızın altı baza sistemli. Daha öncesinde farklı bir sistemimiz vardı. Tamamen kullanıcıların kullanım kolaylığı olsun diye baza sistemine geçtik. Şöyle yatağımızın altını kaldırdığımız zaman boylu boyunca bir kullanım alanı var. Hani evlerde de alışık olduğumuz baza sistemini, benzerini yapmaya çalıştık. Buraya çok rahat bir şekilde büyük ebatlı eşyalarımızı, havaleli yüklerimizi koyup aynı şekilde rahat bir alım yapabiliriz buradan eşyalarımızdan. İki taraflı böyle bazamız mevcut. Camlara dışta değinmiştik. Tekrar değinelim camlarımıza. Camlarımız Berhimi marka. Kendinden sineklikli, güneşlikli. Şöyle normal kullanımı yolculuk esnasında bu şekilde açık olur camımız. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman sineklik. Aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman güneşliktir. Tamamen güneş geçirmez. Kolları şu şekilde, amortisörlü ayakları vardır. Açtığımız zaman, hangi kademede durdurmak istiyorsak bıraktığımız zaman sert bir şekilde durur. Full açıları bu şekildedir. Aynı zamanda bu yağmurlu havalarda içeri yağmur almaz. Camlarımızda iki konum vardır. Bir şu andaki konum gibi tam kapalı konum, bir de ara konum vardır. Bu havalandırma konumu. Yani içeriye çok fazla bir soğuk gelmez ama içerideki hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde bir havalandırma yapar. Şimdi bu arka bagaj kapağı dediğimiz, diye adlandırdığımız kapakta şöyle bir ledimiz var. Bu led hem mutfak aydınlatması için kullanılıyor hem de akşamları bahçe aydınlatması olarak kullanılıyor. Aynı şekilde burada dediğimiz gibi iki adet camımız var, havalandırma camları. Bunlar da sineklikli, güneşlikli. Bizim karavanımızın en belirgin özelliklerinden bir tanesi içeriden ve dışarıdan ulaşılabilir mutfak olması. Yani bir kamp karavanı bu, doğa karavanı. Doğa karavanında genelde insanların doğayla vakit geçirmesi lazım. Yani karavanın içinden çok karavanın dışında vakit geçiriliyor. Biz de bütün tasarımımızı yaparken karavanla ilgili, karavanın dışıyla ilgili, kullanımla ilgili bir güncellemeler yaptık. En belirgin özelliğimiz de dediğimiz gibi içeriden ve dışarıdan ulaşılabilir mutfak olması. Bu ne demek içeriden ve dışarıdan ulaşılabilir mutfak? Kışın soğuk havada, karda, rüzgarlı havalarda içeridesiniz. Diğer bazı karavanlarda mutfak dışarıdan kuruluyor, işte yanlardan mutfak çıkıyor vesaire. Dışarı çıkıp çayı demlemeniz, işte suyunu almanız, buzdolabını açmanız her şey bir sorun. Ama bizim karavanımızda içeride oturduğunuz yerden aynı şekilde ocağa ulaşabilirsiniz. Musluğa ulaşabilirsiniz, buzdolabına ulaşabilirsiniz. Dışarıdan ben şu anda nasıl ulaşıyorsam mutfağın herhangi bir bölümüne içeriden de aynı rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Nedir bunlar? İşte buzdolabı. Buradan ulaşabildiğim gibi içeriden de ulaşabiliyorum. Burada derin eşya gözlerimiz var. Tencereler, tavalar için. Buraya da aynı şekilde içeriden ulaşıyoruz. Bu taraf baktığımız zaman
bardaklıklarımız, tabaklıklarımız, her tarafa ulaşabiliyoruz. Dediğimiz gibi raflarımız burada farklı ebatlarda, yani şunların ebatların hepsi tabağa, bardağa, farklı ürünlerin kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. 12 voltlu LED'imiz var. Bu mutfak aydınlatması ve eşya gözlerinin aydınlatması için kullanılıyor. Elektrik gözlerimizde işte bir blender çalıştırmak veya işte bir kahve makinesini çalıştırmak için 220 girişleri bıraktık buraya. Mutfağımızın bakliyat diye adlandırdığımız bir bölüm var. İçer taraftan gözükebilecek bir bölüm. O bakliyata da gene, bakliyat kısmına da buradan ulaşabiliyoruz. Buradaki musluğumuzdan ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Karavanlarda birçok farklı kullanabilecek musluk markaları var. Bunları biz de kullanabiliyoruz. Opsiyonel. Yani müşterimize sunuyoruz. Şu musluk veya işte bu marka kullanabilirsiniz diye. Biz standartımızda, yani premium paket dediğimizde bu musluğu tercih ettik. Niye bu musluğu tercih ettik? Bu şekilde parçalı bir su verirken ihtiyaca göre üzerindeki tuşa basıp normal bir şey de verebiliyor. Normal bir akım da verebiliyor. Bu meyve sebze yıkamalarında kolaylık oluyor. Evet arkadaşlar, biz Wolf Karavan'da ne yapmak istedik? Bu bilgileri toparlarsak. Wolf Karavan'da insanların seyahate çıkmadan önce karavanı arabaya kolayca bağlaması, çok güvenli, stabil bir seyahat yapması karavanla birlikte, gittiği doğaya veya kamp alanına rahat bir şekilde, kolay bir şekilde kurulumunu sağlaması, çok fazla teferruatla uğraşmadan basit ama güzel, keyifli kullanım yapabilmesi için tasarımlar yaptık. Tamamen kullanım kolaylığına uygun bir karavan yapmak istedik. Dediğimiz gibi, az önce bitirdiğimiz gibi, içeriden, yani mutfağa ben buradan da ulaşabiliyorum. Kışın dışarı çıkmadım doğada veya soğuk veya içeride vakit geçirmek istiyorum. Hemen burada her şey elimin altında. Mutfak rafları elimin altında, ocak burada, televizyonun konuşlandırılması, yatağın basit şekilde yatak olması, pop-up'ı, havalandırması, buzdolabının erişimi, ışıklandırması dahil, eşya gözleri dahil her şey basit, sade, güzel bir kullanım yapmaya çalıştık. Umarım karavanımızı ve tanıtımımızı beğenmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda tekrar detaylı videolar paylaşacağız.